Hepinize selamlar, hepiniz hoş geldiniz. Mountain Blade Warband'da 9. bölümle karşınızdayım. Nord Krallığı'nı tüm Kalradia'ya hakim kılmaya çalıştığımız serimiz kaldığı yerden devam ediyor. Geçen bölümlerde biliyorsunuz sevgili kralımız Kral Ragnar'ın akıl almadık bir ihanetiyle karşılaşmıştık. Artık buna ihanet denir herhalde. Tam Dihrim şehri düşecekken, kıymetli arkadaşlar, bu arada benim üzerimde harbiden çok kaliteli askerler var. Bu kaliteli askerlerin bir kısmını şehre koyalım istiyorum. Harbiden akıl almadık bir ihanetti. Çünkü abi tam savaşı kazanıyoruz. Hani Dihrim şehri düştü düşecek. Barış anlaşması imzalayası tuttu herifin. Adam şehri alacakken barış anlaşması imzaladı usta. Her neyse sevgili dostlar, serimiz kaldığı yerden devam ediyor. Videoya beğenerek destek olmayı ihmal etmezseniz çok çok sevinirim. Sizlerin beğenileri benim için çok önemli. Bu bölümde Kergitanlığına açmış olduğumuz bireysel savaşı devam ettireceğiz. Nord Krallığı kimseyle savaşta değil. Ben bireysel olarak Kergitlerle savaştayım. Ordum gelişmiş, bunların köylerini yağmalıya yağmalıya. Aslında bakma, bireysel savaş açtığımız ve bu adamların Dihrim'i falan ele geçirdiği iyi oldu. Yağmalar yağmalar para kasarız abi. Çünkü bizim bir para kaynağımız yok. Kalede yetmiyor. Kale yetmeyince ama burada da para çıkmadı be. Ne yapayım ben bu kadar tahılı? Satarız ya. Ya tahıl satsan ne edecek ki? Boş ver. Vallahi satmaya üşendim ya. Aha Burglen köyüne yağma atacağım. Yürü. Burglen, Yalibe. Ekmek baba, ekmek ekmek. Anlıyor musun? Buralar zaten normalde de Svadya toprakları. Yani biz askerimizi Nordlardan alıyoruz. Şimdi şöyle bir şey yapabiliriz. Ordumuz hali hazırda güçlüyken bu askerlerin bir kısmını gideriz, kaleye bırakırız. Kendimiz yeni askerler basacak şekilde. Uf, baharat çok iyi bu arada. Kendimiz yeni askerler basacak şekilde asker toplar, böyle yavaştan kendimizi geliştirmeye çalışırız. Hatta şöyle yapalım. Buradan Uxkale doğru bir gidelim. Ve sevgili Hamza Fatih Aktaş abonemiz olarak aramıza katılıyor. Hoş geldin Hamza. Çok teşekkür ederim desteğin için. Bu arada YouTube size zahmet, YouTube diyorum evet. YouTube bana nasıl hatırlatacak ki? İlker'cim çok teşekkür ederim bu arada. YouTube bana nasıl hatırlatacak ki? Bana hatırlatın. YouTube'da Warband Invasion var dostlar. Muhtemelen siz bu videoyu izlemeden evvel ben Warband Invasion modunu kanala atmış olacağım. Hani videonun ardından söyleyin. Warband Invasion İşlenmiş mi? HD'ye işlenmesini bekliyorum da. Gelmedi. Görüntü ayarı gelmedi. Görüntü ayarı gelsin, kanala yapıştıracağım. Bana bir hatırlatın diyecektim. Size diyecektim ama yayındakilere değil. Bana bir hatırlatın dostlar. Olur mu? Bir bakalım. Bu videonun ardından. Hani HD'si eklenmişse, gelmişse. Ana kanala bir Invasion modu atalım. Warband Invasion modu güzel de bu arada dostlar. Hani bilmiyorum senaryo için mi takip ediyorsunuz? Hani Warband olsun yeter, ne olursa olsun gerisi önemli değil mi diyorsunuz? Bakış açınız nedir bilmiyorum ama gerçekten güzel, keyifli bir bölümdü. Açıkçası Serkan, ben, Olgun girdik. Çok çok iyi keyif aldık. Bu arada iyi para kastık ha. Gerçekten iyi para, bir şey söyleyeyim mi? Yani iyi ki bireysel olarak savaş ilan etmişiz. Ben Darcios kaleme tekrardan gidiyorum. Bu arada Samet Güngör Live YouTube kanalına da abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim arkadaşlar. Bakın Samet Güngör Live kanalında Vayagirler Odok. Çok şükür. Çok şükür yani, biraz biz bir savaştan kurtulalım. Da adamlar Kunudar kalemizi falan almışlar ya. Ne yapayım ben bunları, gidip tek tek kendim mi alayım? Hadi tek tek kendim almaya kalktım diyelim, başarabileceğim mi? Şimdi şöyle yapalım. İçeri bir 20 tane Nord kahramanı atsak 50 Nord kahramanı olur. Nord kıdemlilerinden bir 10 tane alsak 80. 50 de burada var, 40 tane kıdemli Nord okçusu var. 50 diyelim. 140. Hadi 10 tane almayalım da şu Nord savaşçısını alalım. 50 Nord kahramanı, 50 Nord kıdemlisi, 50 de Nord okçusu. Kıdemli Nord okçusu nasıl? Bence bu kale devrilmez. Bu kale devrilmez. 50 adam bize yetmez ama gideriz. Hızlıdan bir adam toplarız. Şu Kunudar kalesini falan da almak istiyorum aslında. Hani bütün okçuları toplayıp okluya okluya adamları indirsem mi? Ya bu arada bilerek köy yağmalıyorum deli divane. Hani köy yağmalıyım ki köyde yakalarsam herifleri kesebilirim. Ama köy yağması dışında yakaladığımda adamlara vurabileceğim mi bilmiyorum. Oh be, asker toplayabilmenin rahatlığı.
Harbi diyorum bak, adamlar bize öyle bir yağma atıyordu ki asker toplayamıyorduk ya bir yudum. Biraz okçu yaparız. Biraz kıdemli basmaya devam. Efendim Avarey Alamut Prime'ın avantajıyla aramıza katılıyor. Hoş geldin Avarey Alamut. Merhabalar. Kesene bereket, çok teşekkür ediyorum. Vallahi ben de o kalenin 350 kişiye kadar alınabileceğine inanmıyorum ya. Bizim kale kolay kolay devrilmez. 88, biraz daha adam alabiliriz diyor oyun. Alırız. Ben şunu merak ediyorum. Kergitler niye yağmalanan köylerini kurtarmaya gelmiyor? Sargot şehrinde ziyafet. Agacım ben ekmeğimin peşindeyim. Dur. Şu Kunudar Kalesi'nin orada oturmasa herif, adamı kaleden atarım da. Kergit'le Sarranit barış anlaşması imzaladı. Bu ne demek? Biraz babuşun kafasını ağrıtacaklar demek galiba. Şimdi 100... Aha bak, bura boş. Duvara saldırılıyordu değil mi burada? Ne kadar askerim var elimde? Çarçöp. Yani çoğu çarçöp ama... Halleder miyiz? Hallederiz be. Sırf 16 kahraman bile orayı halleder yani. Okçuları önden alsak şöyle. Hani oklata oklata gitsek. Alır mıyız kaleyi 2 dakikada? Ne var kalede? 23 tane avcı var, atlı okçu var falan filan. Vururuz biz burayı ya. 9 saatte Dihrim şehrinden çıkıp gelmezlerse belamı katlamaya, ben burayı vururum. Ben burayı vurur alırım. Bizimkilerin komutasına da veririm arkadaş. Bir baba yiğit düşünün ki krallığın kaybettiği toprakları tek başına geri alıyor. Bak, Nord'la savaşta değil Kergit. Ben burayı aldıktan sonra bana vermezlerse gelip kuşatamaz da. Kuşatabilecekleri tek yer Dercios Kalem. Orada da 50 tane Nord kahramanı var. Gelsinler de göreyim. Oy. Kanka bizi burada bir... Bizi burada bir ok manyağı yaptı herifler ya. Bizi burada bir ok manyağı yaptı herifler. Şimdi bak, benim istediğim ne biliyor musun? Bana Kunudar'ı falan vermesin. Bana Dihrim şehrini versin. Çünkü bence artık Dihrim'i alacak kıvama geldik ya. Namımız iyi. Askerlerimiz falan iyi. Savunuruz yani Dihrim'i. Dercios kalesindeki bütün orduyu Dihrim'e kaydırırım. Kale umurumda değil. Ama tabii önce şehre girebilmem gerekiyor, biliyor musun? Veteriner adam, çok teşekkür ederim. İyi yayınlar dileğin için. Çok çok sağ ol. Keyifli seyirler diliyorum sana. Tamam. Bir tane kıdemli Nord okçusu yaralım var. Geri kalanları almaya gerek yok. Sizi yaya yapalım. Buradan okçu var. Buradan kahramanları var. Kahramanlar falan da iyi. Şey yapmayacağım. Burnu büyüklük yapmayacağım. Alacağım bunları. Çünkü loot'a bazen gerçekten çok ihtiyacımız oluyor. Yani bunları Allah ne verdiyse alır, Sargot'ta satarız. Ne yapalım? 3-5 para paradır abi. Hiçbir şey istemiyorum. Bak, bu kadar da gönlü büyük bir insanım. Hiçbir şey istemiyorum abi. Yürü bakalım Sargot'a doğru. Kunudar'ı falan gelip kuşatamazlar. Hiçbir şey yapamazlar çünkü güzel, bari kaleden kuleden bir iki para geliyor da ayakta kalabiliyoruz. Ben şimdi gidip diğer köyleri falan da alacağım ama bir turnuvaya girilir be. Ne diyorsunuz? Bir turnuvaya girilir abi. Bir turnuvaya girilir. Şimdi turnuvamız var be helalinden. Çünkü turnuvada iyi para geliyor. Katılımcıları gör, Ragnar ve Kontlar var. Ay 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 ay. İçeri girir, belki Lady'lerden birine de yürürüz. Zamanı gelmedi mi Lady'lerden birine yürümenin? Hani Lady'lere yürümekten ziyade toprak almakla ilgilendiğim için istiyorum ki torpağım olsun. Torpak olduktan sonra Lady de gelir her türlü. Oğuz abim teşekkür ederim, iyi yayınlar ve iyi pazarlar dileğin için. Çok çok sağ ol. Hoş geldin. Vallahi sevgili veteriner adam, katılıyorum sana. Kergitler bence de kuşatma savaşlarında ve işte köy savunmalarında şunda bunda işlevsizler. Yani özellikle kergitlerle savaşırken şey yapıyorum ben. Kanka sen kont musun ya? Yok, kıdemli savaşçıymış. Adamı teklemeselerdi iyiydi adamı.
1'e 3. 1'e 3. Gel. Vurdum. Sevgili Mitotovski, 9. ayında. Abim seviyorsun. 9. ay kutlu olsun. Bu arada bugün Gladiator Guild Manager var mı demiş. Girebiliriz. Girebiliriz Mitotovski. Çok teşekkürler desteğin için. Eyvallah. Özellikle ben Kergit ordularını imha ederken... Aha Ragnar bizde. Şey yapmaya çalışıyorum. Bir tane köye giriyorum. Açıyorum abi yağma seçeneğini. Mis. Şş, Ragnar gözün delikanlı görsün. Dur. Bizim Ragnar'ı yiyorlar galiba. Ya da Ragnar onları yiyor. Ragnar iyi meydan dayağı attı ha. Kralla sırt sırta verip kaç tane adam patakladık. Bu dayı kim? Draton galiba. Yok, Konturya'ymış. Çiftler silah bende olacaktı ki hey yavrum hey. Tekel kılıç kalkan geliyor paso. Ama bu turnuvadan iyi para vermeyecek galiba ya. Durur musun burada? Kimsin sen? Kiralık kılıç. Gel. Dur burada. Ragnar geliyor. Bu Ragnar. Nerede görsem tanırım. Evet, Kral Ragnar'mış bu. Ragnar 2-3 vuruşa bayıldı. Şimdi hücum. Yürü önden. Kimcidir, neycidir bilmediğim için önden adamı salalım. Yesin da yani. Yesin da yani ıhtan ıhtan. İki savaşçıdan oluşan iki grup. Konturya kal burada. Adamlar seni fokus alsınlar, ben de arkadan dolanıp keseyim. Konturya ne yapıyor öyle? Geri ne güzel adımlıyor. Arada bir tane de sen vur be. Helal lan. Helal lan ihtiyar. Ama şimdi bir şansın yok tabii. Dibine girip vuracağım ağzına iki tane. Bir şansı yok elbette. Dün online oynadık. Evet Varband'ı. Güzel de online. E fena değil abi. Bir iki para da geldi. Böyle bir lady'lere falan bakalım mı? Bak bizim kontlar falan burada. Biz kime yürüyorduk onu da hatırlamadım ki. Hiç ilişkimizin yüksek olduğu. Lord Kaiteli. Buna mı yürüyorduk acaba? Amcası, babası. Babasında iki kale falan filan var böyle. Hani ülkede bizi desteklerler galiba. Merhaba Samet. Hanımefendi, son turnuvamdaki başarımı size ithaf ediyorum. Hep bu gurur verici oldu diyor da hiç umursamadı galiba. Şimdi bir evliliğin zamanı geldi ama büyük bir hayranınızım desem ne diyor? Anladım. Yok bu gacı yüz vermeyeceğim diyor abi. Black Count abonemiz olarak aramıza katılıyor. Hoş geldin Black Count. Merhabalar. Yok bundan yana bir şey yok. Aslında bizim yani char da iyi, karakter de iyi. Anlamadım sorun nedir, derdi nedir. Bunu herkes söylüyor dedi kanka. Aynen bunu herkes söylüyor dedi. Black Count hoş geldin tekrardan. Lady Bergit. Kontaya denen erkek kardeşi. Biraz namın falan olsaydı bari ya. Herhalde bir yemekte bir kişiye mi hayranınım diyebiliyorum. Lady Engerit. Konturya babası. Yani Lady Engerit. Evet bir kere de birine diyebiliyorsun. Herkese aynı anda yürüyemiyormuşsun. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Kunudar Kalesi kime bırakılmalı? Size kimi desteklediğimi söyleyeyim. Ben de sizi destekliyorum. Eyvallah yalakalığımı yaptım. Kont Olaf ne diyor? Konudar kime bırakılmalı? Oğlumu destekliyorum. Eyvallah. Ne haber Kontirya? Konudar kime bırakılmalı? Kont Gundur'u destekliyorum. Abi bu North Lord'ları beni sevmiyor ha. Konturya. Kontaya dayı destekliyorum. Herkes birini destekliyor. Hiç kimse de bizi sevmiyor ha. Ragnar ne diyor acaba? Evet, Kergit Hanlığı'na saldırdığım için benden nefret ediyor tabii ki. Benim için bir görev var mı? Hala orman aydutu avla diyor.
Kaç level oldum? Orman Aydut'u abla diyor hala. Azarımızı da yedik bu arada elhamdülillah. Azarımızı da yedik. Hala diyor Orman Aydut'u abla. Ya 493 namım olmuş. Şimdi ilişkim de düştü. Bu herif bana dihrimi de vermeyecek. Nasıl hareket edeceğiz? İlişki kasması ne dertli ne sorunlu şeymiş ya. Ben aldım kaleyi, benim dışımda herkes şeyde. Benim dışımda herkes bu kaleyi paylaşmanın derdinde ha. Kime verecek? O mu alsa bu mu alsa? Herkes kaleyi paylaşıyor anasını satayım. Bana şey yok. Bana hiç sorun yok. Şu Askuru köyüne doğru gideyim de. Abi Dihrim'in surlarına şey dikiliyordu. Kuşatma kulesi dikiliyordu. Dihrim'e kuşatma kulesi dikilmese gene hallederdik de. Kuşatma kulesi dikiliyor. Peki. Kontolof'a bahşedildi Kunudar Kalesi. Kergit'ten bayağı ayrılan adam var, fark ettiniz mi? Onur kaybettin. Ya niye niye? Fight'ta değilken yağmaladık diye galiba ya. İsyan çıkarıp yönetimi ele geçirelim. Tabii efendim. Üf, kadifeler, ipekler. Şimdi önce bir hemen gıda stoğunu bir fullleyelim. Sonrasında da kadifeler, ipekler. Oy 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 oy. Bu nasıl bir para? Bu nasıl bir para bu? Uskuru köyü iyiymiş. Yalibe şey vermiyordu galiba ya. Yalibe para vermiyordu. Şey falan veriyordu. Bir tur da Emir'in köyüne. Onur kaybederim. Umrumda mı? Umrumda mı abi? Buradan ben gideyim Senuzda Kalesi'ni de alayım. Ben icraat yaparım. Onlar konuşur abi. Ben icraat yaparım. Onlar böyle... Vay efendim, benim peynirimi sen mi yedin? Lan siz ziyafet verirken benim nice nice askerlerim vatanı savunmak uğruna pert oldu be. Toprak savunacağız diye canımızdan olduk. Ragnar'dan bir de azar yedik üstüne. Abi sağlam, sağlam bak, kadife sağlam. Kadifeler, malzemeler sağlam. Para çok sağlam. Çok sağlam para geldi burada. Bir de giderken bir kale fethedersek. Var mı Senuzda Kalesi'nde? Selamun aleyküm. Duvara mı saldırıyoruz bir de? Ay. Sancar Han falan gelmediği sürece bu kaleyi de böyle tısı tısı gaming. Cepçi. Güzel abi. 50 kişi var. Vallahi ne köymüş ya. Bu kaleyi de cepleyelim hızlıca. Evet dostlar, Nord Krallığı'nın kaybettiği toprakları gidip ben bir bir topluyorum. Paylaşmaya gelince bizimkiler tabii ki paylaşıyor. Aman burayı Olaf'a vereyim. Aman burayı Kont Gundur'a vereyim. Aman benim oğlumun sadece koyu var. Oğlum da bir tane kale alsın. Vay efendim benim kaynımın neyi eksik diye. Tabii. Toprakları bir bir paylaşıyorlar lakin bana gelince şey, Samet hiç yakıştıramadım. Niye saldırdın? Savaş kötüdür. Niye kavga ediyoruz? Anladığım kadarıyla Nord Krallığı kolpalarla dolu. Fark etmez. Herkesin kolpa olduğu dünyada imzayı biz atarız. Ne alaka ben de bilmiyorum. Şu an boş konuşmak için konuşuyorum sadece. Kaybettiğimiz toprakları ben geri alıyorum tek başıma. Karşılığında bir teşekkür bile yok. Ne arıyorsun lan orada? Lan! Şu bedeviyi biri... İyi düştün Kral. Cambaz gibi herifler ha. Alp abim hoş geldin. Teşekkür ederim iyi yayınlar dileğin için. Hoş geldin abi. 3 ölü 1 yaralı. Olur. Olur olur. Okçu basıyoruz bir yandan. Kahraman basıyoruz bir yandan. Bunları da bir okçu yapalım. Eyvallah. Şurada kervan başları falan var. Onları almayacağım. Üstüm başım full dolu. Hiçbir şey istemiyorum. Hediyem olsun. Reyvadin şehrine gidelim, bazı şeyleri Reyvadin şehrine satalım.
Biraz da Viagra'da ticaret yapalım. Maksat paramız akmaya devam etsin. Kral Yoreglok birilerine atıyor. Birini, aa, Nord'a gelen biri var. Şeye gelen biri var. Aslında Swadia'nın son birkaç toprağı kalmıştı. Hani böyle bütün gücümle Swadia'ya vurmayı istiyordum da biz neden pardon, biz neden şeye saldırdık size onu anlatayım. Gittik özellikle Kergit'e savaşı ilan ettik. Hani Kergitlerin savunmasının kolay geçileceğinden falan ziyade şu sebepten dolayıydı bu. Dihrim şehrini yeni aldılar. İçeride adam yok. Yani Dihrim'i çok rahat alabilecek konumdaydık. Dedik ki hani buraya millet asker yığmadan gidelim Dihrim'i alalım. Ama evdeki hesap çarşıya uymadı. Hızlı toplanıp geldiler. Yani 90 saat mi ne zaman alıyor çünkü. 90 saat zaman aldığından dolayı dediğim gibi Dihrim'i alamadım. Dihrim'i kuşattığım gibi Sancaran falan geldi ama küçük kaleleri falan aldık. Çünkü kalelere herhalde 9 saat içinde gidildiği için duvar kuruyorsun, 9 saatte dalıyorsun. Başka yerlere satsak daha çok para gelirdi de 20k da yeter ya, açgözlülüğe gerek yok. Yani kalelere 9 saatte girildiği için müdahale edemediler herhalde. Şimdi Dihrim şehrini bir tekrardan deneyeceğim. Bak bak, Meçin köyünü falan da dağıtıyor. Dağıtın anam, dağıtın. Köyleri kaleleri paylaştırın. Siz köy kale paylaşın, ben fethetmeye devam ederim. Benim nasıl olsa kalem sağlam. Bana bir şey olmaz. Sancaran tepede göründü, geri gitti. Satırı ne zaman alıyor ya? 3-5k para çektilerdi de o satırı alacağım bölüm. Dedim yok, 3-5k vermem şimdi. Bir Dihrim'e doğru bir gidelim tekrardan. O Dihrim'i istiyorum, o Dihrim'i. Alabilir miyim bilmiyorum da o Dihrim şehrini istiyorum. Lady Kateli ne diyor? Evet. Evet. Sen gideli çok kısa bir zaman geçmiş olsan da şu anki en büyük arzum seni tekrar görmek. Telrock Kalesi'ndeyim. Babam seni görmeme izin vermiyor. Görünmeden gir içeri. Bu karı bize friend zone atmadı mı? Arkadaşlar of ya, herkes de bana aşık tribi yapmadı mı bu? Yanlış mı biliyorum ben? Ya herkes bana aşık oluyor. Yeter be falan diye. Yani öyle dolanıyordu ortalıkta. Gitmeyelim, burnu sürtsün. Hemen şey yaptık zannetmesin böyle. Gitmeyelim, burnu sürtsün. Hani hemen gitmek mi olmaz? Dur ya, bir gidelim ya. Allah Allah, o kadar mektup yazılmış şimdi. Davete icabet etmemek olur mu? Kararlılık seviyemi görüyorsun yalnız değil mi böyle? Kararlılık seviyem. Yok, gelmeyeceğim. Bir Nedime'yi ziyareti deme. Hayır yani, ben friendzone yemedim mi onu anlamadım ki. Evet, bence de o yolu gitmeye değmez. Haklısınız arkadaşlar. Yüz vermemek lazım. Samet mesajımı almış olmalısın. Gelmene sevindim. Ben de sevindim de yani. Şiir sever misin? İyi. Ben de şiir okumayı bilmiyorum. Ne yapıyorsun? Evleneceğiz mi? Evet. Evet. Benden evlenmek istiyorsan ahlaklı ol dedi. Biz ahlaksız mıyız? Karakter raporu. Daha ne kadar ahlaklı olabilirim acaba? 35 onur daha ne? Daha ne istiyor olabilir acaba? Kendimi size kanıtlayacağım hanımım dedi bizimki de. Ya neyini kanıtlayacaksın ya? Şehrimiz olsun da bir dur bakalım. Neyini kanıtlayacağız daha? Ben onu anlamadım. Nereye gidiyorsunuz lan? Viagra operasyon yapmaya gidiyor. Viagra kimi operasyon yapmaya gidiyor? Kergit'e dalmaya gidiyor galiba. Bunlar Dihrim'e çökmeye gidiyor. Ben sana diyeyim. Bunlar Dihrim'e çökecek. Ama bunlar Dihrim'e çökerse ben... Kesin bunlar Dihrim'e gidiyor var ya. Kral Ragnar sana Senuzda kalesini verdi. Abi nereme sokayım kaleyi Allah aşkına ya. Şehri alacağım ben, şehir.
Ragnar'a iyi ters yapıyorsa da hayırlısı bakalım. Ragnar'a iyi ters yapıyoruz. Ayı girin oyan falan burada. Kral bakalım yani bir 90 saat beklersek ben burayı alabilirim ama 90 saat bekleyebilir miyiz onu bilmiyorum. Hani köşeden bir yerden sancarhanı gördüğüm an ben buradan topuğu basarım. 90 saat dediğin de az bir saat değil yani. 90 saat nereden baksan 4 gün falan değil mi? 72 saat 3 gün. 3.4 gün mü ne işte ya? Ananı avradın. Abi. Abi size söylemem gereken bir şey var. Anladım. Yeniden sıfırlandık. Çok hızlı geliyor bunlar. Ne ara bu kadar hızlı toplandınız arkadaşım? Başka bir krallıkla falan savaşınız yok mu sizin ya? Gidip tatlı tatlı savaşınızı yapsanıza. Neden bana doğru geliyorsunuz? Neden? Kaçışı korumak üzere askerleri önde bırak desem 44 adamı geride bırakacak. Kesebilir miyim ben 300 adamı? Nah keserim. Nasıl keseceksin ki 300 adamı? Geçmişler olsun. Evet galiba meydan savaşı. Arkadaşlar durun. Tutunun! Ya, öleceksem de. Birader yani kaçışı korusak şimdi 44 tane adamı geride bırakıp yeni adamlar alsak. Gel. Vuruşacağız. Sabaha kadar vuruşacağız. Ben iniyorum attan. Yapacak bir şey yok yani. Bizden ölecekse onlardan da ölecek. Ben iki tane kale kazandırdım bu krallığa. Bir şey olmaz. Bir şekilde kaçarım. Nordlar kimseyle savaşta değil zaten. Yeniden ordu toplarım. Yeni ordu toplamakta sorun yok ki. Paran olsun yeter. Ama şöyle de bir şey var. Biz bu adamları kesersek Kergit'i mındar etmiş oluruz. Ve neye yarar Kergit'i mındar etmek misal? Düşünüyorum şu an. Diyelim ki Kergit'i mındar ettik burada. Tamam bir şekilde dövdük. Bir şekilde hayatta kaldık. Tamamen bunlar varsayım. Ne gelecek loot bizi kurtarır o kadar verdiğimiz kaybı. Ne de seviye alacak askerler. Ve ben eminim ki daha burada Sancarhan falan yok. Sancarhan tek başına kendi 300 kişi. Yakalandık yapacak bir şey yok ya yani. Tamam eyvallah kar edemeyeceğimiz anlaşıldı. Mümkün olan en az hasarla günü kurtarmaya çalışalım abi ne diyeyim. Kurtarabilirsek tabi. Mümkün olan en az hasarla günü kurtaralım. Adam topukladı mı? Oğlum buraya gelen adamlar topukluyor. Kardeşim ben baltamı savuruyorum. Balta yerine ulaşmadan adam kaçıyor. Ben ne anladım bu işten? Ama abi çok saçma herif yani. Bana ok atıyorsa kaçamasın, kaçamıyorsa ok atamasın yani. Kaçıyorsa ok atamasın ya. Efendim sevgili Shark Pain abonemiz olarak aramıza katılıyor. Hoş geldin Shark Pain, merhabalar. Desteğin için çok çok teşekkür ederim, sağ olasın. Bunlar kaçıyor bu arada. Bunlar gördü. Bunlar gördü gücümü. Kılıç savuracaksan kaç ama. Kaçacaksan kılıç savur ama. İkisi de olmaz yani. Ne emmeye emdiriyor ne gömmeye gömdürüyor. Hem ayranım dökülmesin hem tatsız olaylar yaşanmasın. Olmaz böyle. Savaşı kazanma ihtimalimiz var bu arada. Bilmiyorum yani gelen kergitler şey gelirse bunların bir lordu mordu var galiba. Lordu dediğim ne kergit hanlığı mıydı? Kergitlerin böyle çok güçlü atlı üniteleri var. Onlar gelirse sıkıntı. Abi atlı meydan savaşı midemi bulandırıyor bu arada. Oradan oraya oradan oraya koş. Bak hani hepsi zırhlı gelirse sıkıntı büyük. Daha bizde Nord kahramanı boldu.
Biz ölüyorsak sizden de kayıp verdireceğiz ulan. Adam öldü mü? Bir an hayata mı küstü? Ağacın orada bir kösüldü, bir hayatı sorguladı. Sıfır armor dolanıyor bunlar. Şimdi hücum emri versem dağıldığımız için parçalayacaklar bizi. Ne güzel arazi oluyorlar, gördün mü? Baltayı kaldırıyorum, baltayı inene kadar herifler arazi. Şimdi hasbinallah. Abi 16 ölü 13 yaralım var ama düşmandan da bir 100 adam falan teptik galiba. Yenileri gelecek mi gelmeyecek mi? Ne oldu? Korktular mı? Vallahi tek başıma bir krallık kadar güçlüyüm ya. Tek kişilik bir orduyuz ya gerçekten. Kendi ordumuzla beraber krallık gibiyiz arkadaş. 54 tane firari diyor. Ama bu 54 firari günün sonunda bize girecek değil mi? Efendim sevgili Zeus'un toru. Abi böldüm, kusura bakma, hazır Warband oynuyorken sorayım. Bannerlord'da hangi kültür iyi? Ya da kültürün çok mu önemi var mı? Hangisini seçmemi önerirsin? Bence nerede savaşmayı düşünüyorsan orayla alakalı bir şeyler seç. İkilemeyi deneyeyim mi? İkilemeyi deneyeyim Senuzda kalesine. Bunlar kaleye kadar kovalayamaz. Okey. Paçayı kurtardık. Okey. Çok iyi kurtardık bu arada ya. Dostum nerede oynamayı planlıyorsun? Bence ona göre seçmen lazım. İşte atıyorum eğer ormanlık bir yerde oynayacaksan Batanya seçmen mantıklı olur ki ormandan yana eksi yeme. Çünkü ormandan yana eksi yediğin zaman yürüyüş eksisi, koşu eksisi falan oralarda zaman geçirmen çok çok zor olur. Vallahi temiz yırttık bu arada. Temiz yırttık abi. Senuzda kalesini sana vereyim diyorlar. İstemiyorum, git. Allah Allah. Adam yok adam. Bir kalenin içini daha döşeyemem. Nord'la Vayagir arasındaki ateşkes sona erdi. Bir şey diyeceğim. Canını yediklerim. Hadi gidelim de ya Svadya'yı bitirelim ya Kergit'e geri dönelim bak. Ben Kergit'le birebir kapışıyorum. İflahımız kesildi be Kergit'le birebir atmaktan. Zaferin kutlu olsun. Kalenin sana bağışlanmasını talep etmişsin. Ancak yeterince mülküm var. Yarl Haris'e vereceğim. Ver ver. Ben zaten Senuzda'yı istemiyorum deyip durdum. Kazara kaleyi isteme dedim. Herhalde ondan bana verdi. İki kere bana verdi. Üçüncüye vermedi artık. Sevgili Senyor Burak, özlendik mi be? Selamun aleyküm demiş. Aleyküm selam Senyor Burak. Hoş geldin. Hoş geldin dostum. Ne haber? Nasıl gidiyor? Keyifler yerindedir inşallah. Haydut görevlerini çok seviyorum abi. Mekanı mis gibi kurtarıyorsun haydutlardan. Sonra ne güzel acemi alıyorsun abi buradan tatlı tatlı. Tabii şeyleri bağışlaman gerekiyor. Ödül istemiyorum deyip sana verecekleri parayı bağışladığın zaman mis gibi asker geliyor buradan. Benim kafa bir an bir gitti. Şimdi kaybettiğim ordumu hızlıca geri toplayayım. Birkaç köy daha yağmalarım. Dihrim'i bir daha denerim. Bunlar bir daha gelemezler zaten. Aynen aynen. Vallahi Tatarcan 2 defa 3 defa vermeye çalıştı. Ödül olarak hiçbir şey vermedi. Kazara tıkladım. Size bırakacaktım ödülü. Köyün halkı dedi ki elimizden bu kadar geliyor. Sana bir ödül vereceğim. Açıyorum, envanterin içi boş. Hani şey gibi bir şey bu. Bizi kurtardığın için teşekkürler. Kahramanımızsın. Kusura bakma, elimizden bu kadar geliyor. Şok, hani anladın? Hakikaten elinden geliyor. Tamam yani onu anladım da. Bilmiyorum abi, ne gerek var? Hani boş envanter açacaksa niye bu köylüler şey diyor, hani elimizde bunu topladık, bunu verelim sana. Elimizde bunu topladık, hani bu var elimizde.
Artemenleri bulmak o kadar şey yapacak mı peki? Kurtaracak mı ki bizi? Her hana gireceğiz bir de. Artin'in başlangıç mühendislik yeteneği kaç? Ne kadar kolaylaştırır yani? Bence bizim 3-5 günümüz yok. Artemenleri kaleye alıp atıyoruz geri değil mi? Öyle yapacağım tabii canım. Ne işi var Artemenlerin bende? Emir'in köyü de Kont Gundur'a. Ama Dihrim'i vermezse olay çıkar. North Krallığı Kelreden Kalesi'nde. Ne yapıyorsunuz Kelreden Kalesi'nde ki? Matelt burada. Artı'yı nerede buluruz? Bir fikri olan var mı? Şehir şehir dolaşacağız mı? Kalradya'da çok şehir var be. Alayen. Gezgine de sorulmuyor galiba değil mi? Mühendislik 4 ile başlıyor Artı. Ymiria değil ya. Alayen'de öteki de Kelti miydi neydi? Bu da çiftçi. Yürü bakalım Uxkale. Rodoklarda veya Sarranit'te olabilir. Abi her yerde olabilir. Her yerde olabilir. Bu bir kıstas değil bence. Ya, hanımefendi gene beni kaleye çağırıyor. Abi gitmeyeceğim. Geçen gittim. Görüyorum ki yeterince onurlu değilsin. Olmaz bizden olmaz dedi. Saldı beni. Deşavi. Hiç Deşavi'yi aldığım bir ekibim olmadı biliyor musun? Deşavi'yi hiç alma gereği duymadım yani nedendir bilinmez. Bu arada askerlerin önüne tekrardan kahramanları mı çeksek? Kahraman, kıdemli, savaşçı, yaya, acemi. Şöyle yapalım gidelim birkaç tur daha köy yağmalayalım. Burglenler falan filan biraz para kasalım. Çünkü baksana birazcık yani yemek stoğunu falan azaltmışız. Biraz yemek yenmiş. Ne yapacağız tabii ki yendiyse? Gideceğiz masum halktan temin edeceğiz. Ayrıca umarım orduları burada bir yerdedir. Toplanıp üstüme gelirler. Vallahi senyor Burak. Kalkanları falan yeniledik, değiştirdik. Overlay'i değiştirdik, ekranı falan değiştirdik. Sen bizim yeni overlay'imizi gördün mü? Şahane bir overlay'imiz var. Hani böyle yayın başlıyor ekranı falan 10 numara. Daha fazla yemek istemiyorum, almayacağım. Okey, böyle yapabiliriz. Şimdi buradan bir yağma daha. Nereye? Uskuru'ya. Şeyler, Svadya bu arada yüzer yüzer iyi adam toplamış ha. Dihrim'i tekrar kuşatmak istesem. Kuşatamıyorum ki. Vallahi geçen kefeni iyi yırttık da bu sefer yırtamayabiliriz. Bak buralarda yanda sağda solda bir yerde gelen giden adam görmüyorum. Gelen giden adam görmediğimize göre bu adamlar buraya yakın değiller ya. Yakın olmadıkları için şey yapılmaz mı aslında? Bir baskın daha denenmez mi? Ama kötü yakalanıyorum abi sonra. Adamlar bebecik nerede deyip böyle şaftıma vurmaya geliyor. Bir daha deneyeceğim. Ama yani 90 saat uzun bir süre. Adamlar işi gücü bırakıp gelebiliyor anladın mı? Hayır bak bir de Sancarhan gelirse kötü. Biz kuşatma yapıyor muyuz bu arada? Sancarhan gelirse kötü. Sancarhan gelmezse alırım ben burayı. Bak Kergit'ten ayrılıp Vayagir'e kaçanlar falan var. Şurayı kolluyorum. 2 gün oldu. 48 saat gitti de kafadan. 48 değil de bir 40 saat gitmiştir 40-50 saat. Bir 4 gün daha gerekiyor. Tövbe bismillah. Kaç kişi bunun yanında girdi peki? 91'e 101. Allah'tan dayanamayıp önden daldı. Arkadan büyük bir ordu geldi gördüm. Allah'tan bu keko dayanamayıp önden daldı.
Yoksa bunlar bizi pert ederdi. Abi ne yapacağım? Dihrim için illa hani Artmanlar... Bir şey soracağım dostlar bakın. Çok ciddi. Şimdi Artmanların 4 mühendisliği 3 ile mi başlıyor? 4 ile mi ne başlıyor mühendisliği değil mi? Artmanların 4 mühendisliği olsa bizim bu 90 saatlik kuşatma kaç saate düşecek? Bak ölçtük. Ortalama 48 saate geliyor abi herifler. Hani 48 saate mekanı basıyorlar anladın mı? Atlılar bir de. Hızlıca ordu toplayıp geliyorlar. Artmanlar 4 48 saate düşürür mü? 72 falan. Ama adamlar ama 48 saatte geliyor. Ne yapacağız? Mühendislik mi kasacağız bir tane adama? Adamlar 48 saatte geliyor babuş. Herkes hücum edebilir bu arada. Yani 48 saatte geldikleri için bilmiyorum ya. En olmadı böyle hani geleni vura 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 vura. Nasıl olsa ekmek elden su gölden gibi düşün. Kargı vuruşu geliyordu kafama. Ekmek elden su gölden gibi düşün. Niye? Köylerini yağmalıyoruz. Dihrimi alana kadar yağmalarız köyleri. Dihrimi alınca nasıl geçineceğiz orayı bilmiyorum da. Giderim başkasının köylerini yağmalarım ya. Çok mu zor? Dihrimi alınca yağma gerekmez büyük ihtimalle. Akaiçi Primer Advantage ile ikinci ayında bu arada. 2 aylık babuş oldum demiş. Teşekkür ederim. Sevgili Akaiçi, ikinci ayın kutlu olsun, sağ olasın. Ya dediğim gibi dostlar yani şu an... Artmanların bize pek bir faydası olacağını zannetmiyorum. Vuracağız. Kendime mühendislik basmam. Kendime mühendislik basacak olsam mühendislik zeka ile mi orantılı? Zeka ile orantılı. Bana en az kaç puan lazım? Benim zeka 18. 6 puan lazım. 6 6. Yani mühendislik şeye doğru gider anladın mı? Zeka 21'e doğru gider. Aslında her zaman iş yapmayacak mı bu mühendislik yeteneği? Yapacak. Basılır ya. Seviye kasalım da kendimize mühendislik basalım. Seviyede en baba nereden kasılır? Savaşlardan. Oh. Ne güzel geçirdim kafalarına. Ümitsin hoş geldin dostum. Ya Warband'a geçeli aşağı yukarı belki bir saate yakın bir süre olmuştur bilmiyorum. Bir bakacağız efendim şu savaşın ardından. Vallahi Tatarcan güzel diyorsun ya. Doğru diyorsun aslında. Hani kendime 3 level kastırmak yerine Artmanlar'la Ymirya'yı da kastırabilirim. O zaman Tatarcan müsaitsen bana şeye baksana. Bu Artmanlar'la Ymirya'yı ben nerede bulabilirim? Hangi şehirlerde çıkıyor bunlar? Bir şehirlerine bakalım tamam mı? Neredeler? Nerede değiller? Genellikle nerede spamlı oluyorlar? Hani her yerde mi spamlı olabiliyor? Ona bir bakalım. Artmanlar'la Ymirya'yı alalım. Savaşırken illa onlar da level alır. Sonra bir tur dihrimi deneriz. Abi bu arada 3 ölüye müthiş. Adamı gerçekten müthiş yıprattık. Bir de bu bir Kergit Savaşı'ydı. Yani Kergit Savaşı'nın olması ne anlama geliyor? Adamlar muharebede iyiler. Özellikle alan savaşlarında. Yani kuşatmayla köy yağmalamada yamulturuz da. Alanda iyiler. Bir şey diyeceğim. Niye bu gelenleri? Brezinsim hoş geldin canım. Ne haber? Yeni oyuna geçerken hatırlatma yapma ihtimalimiz olur mu? Ne gibi efendim? Nasıl bir hatırlatma? Şey kanala video paylaşacağım bu arada. HD'si işlenmişse ana kanala dünkü Mountain Blade'in Invasion modunu paylaşacağım. Ona bir bakayım hatta. Oy 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 oy. Abi yani bak bakma. Sakat bozkıratı falan ama deriden falan fazla eder bunlar ya. Bir sırayı alsak yeter. Şimdi bak ne diyeceğim. Yali Bey'e doğru kaç. Onun avradı. Kaç 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 kaç. Kaç kaleye kaç. Kaç. Bütün Kergit peşimde. Bütün Kergit peşimde. Dedim ki ben bunları hani gideyim. Köyde falan keseyim. Bütün Kergit'i ben köyde nasıl keseyim abi. Lan kime artistlik yapıyorsun sen? Duduşla yanmış. Gideyim şuna bir şamarı basayım da geleceğim bir saniye dostlar. Şuna bir şamarı basayım.
Sana bir şamara basayım 2 saniye. Arkadan koşturdu koşturdu geldi, kovaladı herif ya. HD'si işlenmiş bu arada. Videodan sonra hatırlatın bana. Hemen bu yeni Mountain Blade bölümünü paylaşayım. Wandering Village geldi, onu söyleyecektim. Sevgili Brezhnev, oyunu aldım kurdum, hazırda bekliyor. Hazırda bekliyor efendim. Oy. Şimdi sen miydin lan bizi kovalayan? Gel bir senin kafaya bir basayım da. Üf, konum avantajına bakar mısın? Var mı okçumuz falan? Konum avantajına bakar mısın bu arada? O beygirleri var ya, biz burada yorarız, yorar. Ymir'e gelen ve Veluca'da diyor. Tamam, gelen Veluca. Buradan bir paçayı kurtaralım da bakalım paşam. Konum çok iyi değil mi ya? Oo. Hep biraz AFK savaş, ondan dolayı şey yapmadım da. Konum gerçekten çok çok iyi. Şu 40 adamı parçalayacağım. Ya acaba bunlar kaç kişiler? Ben hakikaten köye doğru kaçsam bunları dövebilir miyim ya? Onu çok merak ediyorum bak. Çünkü bunlar at üzerinde olmadıkları zaman yani çok işlevsizler, anladın mı? Belki bütün Kergit ordusunu kesebilirim. Baksana, iki tane zırhlı adam geldi misal. Ha, bu da üçüncü. Ve bizimkiler Nord kahramanı. Hani atları olmadığı zaman bunlar hiç gibi bir şey. Ki hiç gibi bir şey değil, hiçler. Yani atları olmadığı zaman hiçler abi. Bana geliyor bu arada mesaj. Deneyebilirim belki. Hücum emri versem mi? Hiç gerek yok. Ya da verdim ya. İnip temizlesinler geri kalanları. Ama yorar mı bizi işte? Biz 80 kişiyiz. Şimdi adamlara köyden bir 100 köylü gelecek de. En aşağıda 500 kişi olsalar bunlar. Beni mahvetmezler mi? Ederler. Hem de beni fena halde mahvedebilirler. Bakalım efendim. Evet evet ya, son level atlı okçuları yoksa yani piyade savaşında köyde bunların hepsini şey sayabilirsin ya. Bunların hepsini kale savaşında işte Bozkır haydutu. Bozkır haydutu kesiyor gibi. 80 adamla 500 Bozkır haydutu keser misin? Bence kesersin. Tek seferde gelmeyecekler zaten. Çoğunluk random çıkıyor yazmış. Tamam. Yalen, Veluca, buralara bakacağım. Ymiria ve Artimender için. Ama öncelikle dediğim gibi kendimi bu durumdan kurtarmam lazım. Arkadan gelenler çok çünkü. O arkadan gelenlere bir bakmam lazım. 600 kişi 1-2 saat kesmekle uğraşırsın. Hiç sıkıntı olmaz. Hiç sıkıntı olmaz. Hepsini rahat rahat hallederiz. Şimdi Dudushnoyan iptal. Dudushnoyan'ı patlattık. Bununla beraber loot var mı alınacak? Yok. Kaç kişisiniz lan? 132 61 30 88 var bir tane. 113 116 en aşağı 500-600 kişiler. Kardeşim selamun aleyküm. Aynen böyle. Aynen böyle geri vites yaparsınız. Aynen böyle. Nereye gidiyor şimdi onlar? Bir saniye. Birazcık risk alacağım. Birazcık risk alacağım, tamam mı? Şu Yerlibe köyüne bir yağma atayım. Bak bak bak, geliyor. Geliyor. Gel gel gel. 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 Lütfen gel. Böyle tek tek gelirseniz var ya bir de. Gel. Gel köyde gel. Aa, köyü ateşe bir resim tuttu. Görüyor musun? Hoş geldin. Hoş geldin. Gel bakayım gel. Bozkır haydutu seni. Gel. Birazcık konum avantajları var. O beni biraz ürküttü ama sıkıntı yok. Gel buraya Bozkır haydutu seni.
Oğlum sizin elinizde at olmadan Boss Pride'undan farkınız yok. Şimdi köy savaşında ne oluyor? Loot alamıyorsun. Önemi var mı peki sence loot'un? Bence hiçbir önemi yok. Ha işte ama tepe avantajı sıkıntı. Orada birkaç kaybımız olur yani. Orada bizi bir çizerler. Çünkü yukarıdan paso cirit mirit sallıyorlar. İki tane isabet etse... Üçüncüye malamat gaming. Bu piyadelere Nord kahramanı derler. Sevgili masum kergitliler. Hani beton etkisi yarattığı doğrudur. Beton gibi çarpar Nord kahramanı adamı. Nord kahramanı gören masum kergitli. Yalnız bu herifte varmış biraz. Yani bu herifte biraz... Bu herif biraz güçlüymüş abi. Kendimizi öldürtmeyelim. Sakin oynayalım. Ölürsek fight biter çünkü. Ölmezsek aldık bunları. Kendimizi öldürtmeyelim. Gir adamların arkasına. Gir adamlarının arkasına. Çok ok attılar. Çok. Üstümüze başımıza oku ciriti boşalttılar. O yüzden sıkıntı oldu. Bak sana at sırtında olmadan yağmacıdan farksız. Bak bu adamla meydan muharebesinde çarpışsak bu adam bizi üzerdi. Sana söyleyeyim bu adam bizi gerçekten üzerdi. Ama şu an senaryoyu sana söylüyorum. Nord kahramanı gören masum kergitli senaryosu bu. Nereden görse tanırım. Nerede görsem. Efendim sevgili Ahmeti Kotiko. Primer Avantajı ile ikinci ayında teşekkür ederim sevgili Ahmeti Kotiko. Sağ olasın, hoş geldin. Hücum etmeye devam. Abi ben gideceğim elle çünkü o 11 adam karşılığında benimkilerin 40 kişi kaybetmesini istemiyorum. Warband'ın yapay zekayı biliyorsunuz abi. 11 adam karşılığında 40 kişiyi bir alır elimizden. Hadi bakayım. Bizde okçu yok mu ya bunlara vuracak? İki tane yapıştırın şunlara. Yapıştırıyorlar bu arada. Bak sıfır kayıp. Ben gelmesem garanti bir 20 kişi devrilirdi. Devrilirdi yani. Efendim sevgili White Gandalf Without Grey Primer Avantage ile ikinci ayında hello demiş. Hoş geldin. Çok teşekkür ederim desteğin için. Bak saldırı bahane. Saldırı pahane, Nord kahramanıyla Kergitli Geblo'ları şamarlamak şahane. Şimdi efendim hemen şöyle bir videomuza bakalım. Çok güzel, biraz daha devam edebiliriz efendim. Biraz daha devam edebiliriz. Şöyle bir etrafta bakalım, bunlar hani Dihrim'in neresindeler, ne yapıyorlar, ne ediyorlar. Ya da acaba ne yapalım biliyor musun? Biraz kendimizi güvene alalım. Bu bölüm yeterince fight attık, gidelim. Veluka'da falan yağmaladıklarımızı satalım. Gene gelir buraya yağma atarız. Sıkıntı yok. Yani adamlar buradaysa gene. Gene Nord kahramanlarıyla üzerlerine gideriz. Hiç problem değil ama şimdilik biraz bir fight'tan uzak kalalım. Yeter. Yeterince kapıştık. Yeterince yorulduk. Yeterince düşmanlarla güreştik. Adamlarla bir güreştik. Birazcık böyle artık item satma vakti. Baharatımı geri ver. Al iplik boyasını. 1453. Güzel para. 12.000. 50'ye 18. Benimki 52'ye 16. Ben iyi bir zırh almışım ya. Kafalık 57, kafalık 53. Yok dört zırha o kadar para değmez. Ayaklık 32, ayaklık 30. Eldiven 5, eldiven 8. Artı, yani böyle artı 1-2 basacak zırha değmez abi. 1100. Var mı silah tüccarında para? Abi satır var. Diğer serilerin hatırına satır alınır şimdi. Takır tukur dalınır da baltaya da iyi alıştık. Yani balta varken satıra gerek yok diye düşünüyorum ya. 1K para da burada var. At tüccarında 700 var.
Şehirlerde para kalmadı. Gelmişken hanlara bir bakalım da. Bir yimirye bir artıya bizim iş tamam. Köylüler bizim suçumuz ne? Hak ettiysek eyvallah. Abi yapacak bir şey yok. Lan. Oyun bir kastı var ya atacak diye ödüm koptu ha. Oyun bir kastı böyle bir atacak diye ödüm koptu. Nasıl kastı bilmiyorum da kasıyor bir şekilde. Nasıl oluyor ben de bilmiyorum. Gel bakalım Hana. Matelt. Borça. Gözcü. Köle tüccarı gezgin halk ozanı. Karaya kıza yürürken lazım olur. Bana bir şiir öğretsene kurban. Bana bir şiir öğret. Şiir. Şiir. Helgeret'in Kara Destanı. Öğret. Ömrüm. Hoş geldin bebeğim. Ben de seni seviyorum hayatım. Yanlış anlamayın bu arada. Chat'e gelip Warband yazıyor. Biz kendi aramızda anlaşıyoruz. Bizim kendi aramızdaki iletişim biçimi böyle. Bir parça daha yemek alalım şuradan. Elma yeter. Bu arada çok güzel param var bakın. 23.000 param var. 23.500. 23.500 param var. Durumum gerçekten çok iyi. Askerlerim çok gelişmiş vaziyette. Yani dediğim gibi Nord kahramanı gören masum köylü gibi kalıyorlar ortalıkta. Hemen şuradan Yelen şehrine gidip böyle yaverlere bakacağım. Sonrasında dönüp Dihrim şehriyle uğraşmaya devam edeceğim. O Dihrim şehrini almamız için iki yavere ihtiyacımız var efendim. Ymirya ve Artmenler. Bu kim? Kitap tüccarı. Salla kitap tüccarını. Gezgin Sal şairinden bir şiir daha öğrenelim. Şey hani böyle bir ladylerle iletişim kurarken lazım olur diye. Ya Semih sen niye ortalığı karıştırmaya çalışıyorsun sen? Niye bir ortalığı karıştırmaya çalışıyorsunuz acaba? Çetin bana görümcelik yapıyor inanılmaz ya. Sana da şiir okuyor mu oğlum? Lan var ya ne fena adamlarsınız. Okumak ne kelime? Yazıyorum. Aslanım. Hey yavrum ey. Warband şiirlerini okuyormuş yenge. Ya bir gidin oğlum ya. Şimdi dostlar Tistibin köyüne bir yağma daha. Buralarda civarda birileri varsa en azından geliriz onları keseriz. Bütün böyle bir köyleri yağmalayacağım buranın etrafındaki köyleri. Dostlar şimdi bu bölüm iki tane kaleyi almış olduk. Ayrıca birçok Kergitli askeri de tarihin tozlu raflarına karıştırmayı başardık. Yani bir ton Kergit askerini de dövdük. Aslına bakarsanız günün sonunda verimli bir bölümdü açıkçası. Şimdi ben yağmalara devam edeceğim. Dihrim şehrini tekrar kuşatmayı denemeyeceğim ama çünkü tekrar kuşatırsam sonucu bizim için iyi olmaz. Yağmalarımızı atalım. Bir kenara geçip bölümü burada sonlandıralım. Daha arayacağımız yaverler var. Rodok'la Nord arasındaki ateşkes sona erdi. Dalmayız inşallah. Daha arayacağımız yaverler var dediğim gibi. Yani kesinlikle bir Artmenler'i bulmak zorundayız. Kesinlikle Ymirya'yı bulmak zorundayız. Ymirya, Artmenler bunlar bizim için kilit isimler dostlar. Çünkü birinin sağlık basma yeteneği, birinin hani sağlıktaki yetenekleri kullanılacak. Diğerinin ise mühendislik hünerlerinden faydalanacak. Gerçekten bunlar bizim için güzel yaverler. Şimdi Dihrim şehrinin oralara doğru bir gideceğim. Herkes şehirde oturmuyordur diye tahmin ediyorum ki şehirde kimse oturmuyor. Uskuru köyü yağmalandı. Amere'yi mi yağmalasam? Dergios kalesi benim bu arada kenardaki. Bir tur da Amare köyüne. Ki bu köyden iyi erzak geliyordu ha. Sağlık ve mühendisi birlikte. Sadece Artmenler bünyesinde mi? Ya da sadece Ymirya bünyesinde değil mi? Yani bir Artmenler bir Ymirya. İşimizi götürür diyorsun. İyi diyorsun aslında. İyi diyorsun, hoş diyorsun.
Yeter ya, daha fazla ekmek almayacağım. Ungafa olduk ya. Vallahi ungafa olduk ya. Yünü at da şarabı al. Şarap daha çok para eder. Peki, bütün yağmalarımızı yaptık efendim. Hemen yavaştan bölümün sonuna doğru gelelim. Şuradan bir Meçin köyüne doğru gidelim. Bakın bizim karede 150 askerimiz var bu arada, ama 150 tam teşekküllü gelişmiş askerimiz var. Tekrardan şuralardan adam toplayalım. Nordway'a gire savaş ilan etti. Bizim sevdamız yatar. Bizim sevdamız yatar. Tam var ya, savaş başladı. Bizim bireysel savaş pek iyi olmadı. Neyse, artık sefere giderken gelirken dikkatli olacağız. Yapacak bir şey yok. En azından paramız ve yemeğimiz depolu. Sevgili dost, 336 asker. Güzel bir kavga çıkacak gibi. Hadi hayırlısı. Sevgili dostlar, vakit ayırıp eşlik eden herkese teşekkürler. Benden bu videoluk bu kadar. Sonraki bölümlerde görüşünceye dek esen kalın. Kendinize çok iyi bakın. Bye bye.